Herkese hoş geldiniz arkadaşlar, kıymetli KPSS ön lisans öğrencilerim. Merhabalar, herkes hoş geldi. Merhaba. Tek kuzen öğrenci koçu Rukiye Tuğba Buğa ben arkadaşlar. Hepiniz yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım keyfimiz çok yerindedir. Bugün hem ayın başı hem de haftanın başı çok kıymetli bir gün. Ve sınavımıza tam 60 gün var. Herkes nasıl? Kimler nerelerden katılıyor? Hangi bölümleri bitirdik? Çok kısaca tanışıp kaynaşalım. Ses var. Bomba gibi her an patlayabilirim. Umarım güzel anlamda söylemişsindir Deniz'cim. Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Kayseri. Cihan Hocam hoş geldin. Senin gibi sıfırdan başlayan öğrencilerimiz vardır bence. Herkes bir bölümlerini de yazsın. Hangi bölümleri bitirdik? Onları da bir yazın. Çorum'dan katılıyorum. Tıbbi sekreterlik, çocuk gelişimi, çevre sağlığı, gıda teknolojisi, halkla ilişkiler. Ay çok güzel Zehra Hocam. Ben halkla ilişkiler okumayı çok isterdim. Ama okul öncesi öğretmenliği okudum. Bankacılık Adana. Cihan Hocam o zaman sen liseden mi gireceksin? Orta öğretimden mi gireceksin? Arkadaşlar kimler orta öğretimden giriyor? Kimden ön lisanstan giriyor? Hızlıca herkes yazsın bakalım. Orta öğretim tek tük aramızda var galiba. Oo, çok güzel. Bayağı aktif bir katılım var. Vallahi mesajlarınıza yetişemiyorum. Harikasınız. Ramazan Hocam eğer bana soruyorsan ben Eskişehir'de okudum. Okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. Çok uzun yıllardır arkadaşlar hem öğretmenlik hem öğrenci koçluğu yapıyorum. Uzun süredir de Tekuzem'de çalışıyorum. Belki birçoğunuz beni tanıyordur hem yaptığımız görüşmelerde hem de bu tarz seminerleri çok uzun yıllardır yapıyorum. Bilmiyorum daha önce hiç seminerlerimize katıldınız mı ama çok güzel. Yoğunluğumuz sağlıkçı gibi görünüyor şu anda. Çevre sağlığı. Arkadaşım ille gir dedi hocam. Deniz hocam çok iyi yapmış. Bence seminerin sonunda arkadaşına teşekkür edeceksin. İyi ki beni bu seminere dahil ettin. İyi ki senin vesilenle katılmışım diyeceksin. O halde kıymetli YKS öğrencilerim, bugünkü seminerimizde kendinizi ve sınavı ne kadar tanıyorsunuz ya da acaba tanıyor musunuz? Netlerinizi kalan 60 günlük sürede artırmak için sorumluluklarınızdan arda kalan zamana, kendi öğrenme yapınıza, derslerdeki seviyenize göre nasıl bir ders çalışma programına ihtiyacınız var ve bu programı nasıl hazırlayabilirsiniz? Ve çok daha fazlasının yanıtını bulacaksınız arkadaşlar. Çok yoğun, dolu dolu güzel bir seminer olacak. O yüzden eğer herkes çayını, kahvesini hazırladıysa, su da olabilir bu arada, hava sıcak, su da içebilirsiniz. Ve herkesin dikkati buradaysa seminerimiz hızlı bir şekilde başlıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle hızlı bir giriş yapacağım. Dedim tanışma kaynaşma faslına artık geçtik. Artık ders moduna geçtik arkadaşlar. Çok önemli bilgiler vereceğim. İnanın bu bilgilerden sonra artık programınıza bakış açınız, sınava bakış açınız, ÖSYM'ye bakış açınız çok fazla değişecek. Bana bu noktada güvenebilirsiniz. Size KPSS'de hangi derslerde sorumlusunuz ya da hangi dersten kaç soru geliyor diye sorsam bu soruya eminim cevap yağmuru gelir. Herkes doğru yanıt verir. O zaman gelsin cevaplar. KPSS'de kaç ders var? Hangi dersten kaç soru geliyor?
Kifayet hocam 6 ders mi var gerçekten? Evet, ama bu 5 dersten hangisinden kaç soru geliyor? Mesela matematikten kaç soru geliyor? Okey. Bir bakalım mı doğru yanıta? Buyurunuz arkadaşlar. Toplam 5 ders var. Tarihten 27 soru, matematikten 30 soru, Türkçeden 30 soru, coğrafyadan 18 soru, vatandaşlıktan 15 soru. Toplamda 120 tane sorudan 120 sorudan sorumlusunuz. Peki, biraz daha zorlaştırıyorum. Bakalım bunu kimler bilecek? Peki ya hangi derste hangi konulardan sorumlusunuz diye sorsam kimler yanıt verebilir? Hocam Türkçeden şu 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 konulardan sorumluyum. Matematikten bu konulardan sorumluyum. Kimler yanıt verebilir? Nasıl bilelim, değil mi? Belki bilenler vardır. Hepsini değil de işte hadi birkaç tane konu biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben yaklaşık 7 yıldır öğrenci koçluğu yapıyorum. Ben bile bilmiyorum. Düşünün yani. Evet, paragraf, sözel mantık, dil bilgisi. Emin hocam birkaç tane saydı. Evet, okey. Hazır mısınız? Şimdi göreceğiniz tabloya şok olacaksınız. Kübra hocam, bunu bir insanın ezbere bilmesi zaten mümkün değil. Bu sistemin işi. Kim bu kadar konuyu bilir? Buyurunuz. Kolay mıymış Kübra hocam? Bakın arkadaşlar, tarihte kaç konu var? Matematikte kaç konu? Türkçede, coğrafyada ve vatandaşlıkta. Bir de arkadaşlar, bu konuların alt konuları da var. Bakın bunlar konu, bir de bunlar alt başlıklara da ayrılıyor. Yani şu an gireceğimiz sınava biz belki şey deyip geçiyoruz arkadaşlar. Hocam aman 5 ders var. Ne var ki YouTube'dan açıveririm, izleyiveririm, kazanıveririm diyoruz ya arkadaşlar. Birçok öğrenci bu yüzden kaybediyor. Yani sen bu içeriklere ders gözüyle bütünsel bakamazsın. Çünkü mesela matematikte belki burada 30'dan fazla konu yazıyor. Bu konulardan belki birkaçını biliyorsun. Bu senin matematiğin tamamını bildiğinin anlamına gelmiyor. Hepsinde başarılı olmak zorundasın. Özellikle de soru sayısı fazla olan konularda asla soru kaçırmaman gerekiyor. Bakın birçoğunuz bölümlerini yazdım. Hepsini dikkatli bir şekilde okudum ve inceledim. Ve şu an birçoğunuzun yazdığı bölümler arkadaşlar 80 puanın 85 puanın altında herhangi bir puanla atama yapılmıyor. Bunun farkında mıyız? Biliyoruzdur diye düşünüyorum atama puanlarımızı. O yüzden rakibini çok iyi tanı. Bu soruları kimler hazırlıyor? ÖSYM. ÖSYM bana ne soracak? Ben nelerden sorumluyum? Bunu bilmek zorundasın. Bunu bilmeden yola çıktığın zaman çok gelişigüzel, çok geleneksel bir şekilde çalışırsın. Açık söyleyeyim. Sınava da girersin. Ha başarısız olursun demiyorum ama çok fazla yığılmada kalırsın. Çünkü birçok öğrenci bunların alt başlıklarına bakmadan hocam bu var diyor ve geçiyor. Yüzeysel bir çalışma yapıyor. Siz kazanan tarafta olacaksınız. O yüzden yüzeysel çalışmalardan uzak duracaksınız kıymetli öğrencilerim. Peki, daha da zorlaştırıyorum. Bak, burada bütün konuları yazdım. Bir de dedim ki her konuda alt konu var. Yani sadece mesela Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık, bu bir konu. Bu konunun 10 tane alt konusu var arkadaşlar. Peki sizce GYGK'da toplam kaç alt konudan sorumluyuzdur? Tahmin edelim. Ceylan hocam düz memur olarak atanırsın. İlla kendi bölümün olmak zorunda değil. 150 diyen var, 4 diyen var. Yok mu arttıran? Hadi bakalım alt konuyu soruyorum. Bak 5 tane ders varsa, bilmem kaç tane konu varsa, bilmem kaç tane alt konu vardır. Tahmin edin. Soruyorum hocam. Mesela tarih dersinde sadece Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık konusunda 10 tane alt konu var. Peki bütün konularda, sadece tarih dersi değil, genel kültür, genel yeteneğin bütün konularında sizce kaç tane alt konudan sorumlusunuzdur? 240 mı diyorsun?
Başka yok mu arttıran? 200'den fazla. O zaman hazırsanız arkadaşlar bakalım birkaç konu varmış. Buyurunuz. 240 diyen öğrencim yaklaştı. Zehra hocam sen ne yazık ki uzaklaştın. 400 değildi. Arkadaşlar toplam 5 tane dersimiz var. 65 tane konumuz var. 247 tane alt konumuz var. Yani biz bunların tamamından sorumluyuz. Toplam çalışman gereken alt konu sayısı tamı tamına 247. Yaz bunu bir kenara ya da al screenshot'ını. Geliyorum. Bütün bu konuları sınava kadar nasıl bir programla yetiştirebilirsin? Sınava şu an kaç gün kaldı? Ön lisans KPSS arkadaşlar 1 Eylül'de, ortaöğretim KPSS'de 15 Eylül'de. Bu seminerimiz ön lisans KPSS'ye özel bir seminer ve bugün itibariyle sınava tam 62 gün kalacağız. 62 gün kaldı. Peki bütün yapman gereken şeyler, yani burada ben bu tabloyu gösterdim, 65 konu var dedim, 247 tane alt konu var dedim, önünde 62 gün var dedim. Siz de bana sordunuz, hocam çok güzel bu bilgileri verdin ama biz nasıl yetiştireceğiz? Ya da yetiştirmek mümkün mü? En çok bireyselde aldığım sorular bunlar arkadaşlar. Genelde ön lisans öğrencilerimle konuştuğumda hep bir umutsuzluk var. Hocam çok az kaldı, 2 ay kaldı, evliyim, çocuğum var, okulum var, stajım var, oyum var, buyum var, şuyum var. Çok haklısınız arkadaşlar. Ama tek başınıza değilsiniz. Bakın şu anda bu seminerde yüzlerce öğrenci var. Doğru mu? Hangi birinizin sorumluluğu yok ya da sadece tek odak noktası KPSS? Belki %1'i, belki %2'si. O yüzden bak ben bu semineri özellikle bu kadar yoğun öğrencileri almamın sebebi bu. Herkes kendini, birbirini de görsün. Yani desin ki ben yalnız değilim ya. Bak onun da çocuğu varmış, benim de çocuğum var. Bak o da zorunlu staja gidiyor, ben de gideceğim. Yani bu sınavlara hazırlanan belki de 2 milyon öğrencinin çok büyük bir kitlesi zaten sizin gibi kaygılı. O yüzden geride değilsiniz. Geç kalmış da değilsiniz. Sadece kafamızı bir çıkaracağız, dışarıdan bakacağız. Ben bu 2 ayda nasıl çalışabilirim? 65 konu var, 247 alt konu var. Benim bir unutma sürem var, 5 ders var, sorumluluğum var, günde ayırabileceğim süre var. Ben nasıl bir program hazırlamalıyım ki yetiştireyim, bir de yetiştirmekle kalmayayım, atanılacak yüksek puanı alayım. Menekşe hocam seni o kadar iyi anlıyorum ki, bizim taşrada yaşayan, köyde, ilçede yaşayan çok fazla öğrencimiz de var. İnan sen de yalnız değilsin. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar, hatta yanınızda lütfen bakın kaleminiz, kağıdınız varsa birkaç trik noktadan bahsedeceğim. Bunları unutmamanız için not almanızı da istiyorum arkadaşlar. O yüzden varsa çok iyi olur, bir kenara not alın. Yoksa da ekran görüntüsü alın. Seminerden sonra baktığınızda hatırlamanız gerekiyor. Şimdi başarınız sizi arkadaşlar, süre ne olursa olsun, bak 3 ay kalır, 5 ay kalır, 1 ay kalır, önemli değil. Süreden bağımsız söylüyorum. Her şeyden önce senin verimli çalışman gerekiyor. Birçoğumuz verimli çalışma nedir bilmiyoruz. Ya da verimli nasıl ders çalışılır bunu da bilmiyoruz. O yüzden birinci kural, verimli ders çalışmayı öğrenmen şart. Çünkü senin vaktin az ve az olan vaktini boşa gitmemeli. Zaten 62 gün var. Senin kaybedeceğin bir saat bile çok önemli. Bir gün bile çok önemli. Ve şunu unutma, her öğrencinin verimli çalışma yöntemi kendine hastır, bireyseldir, özeldir. Çünkü neden? Evet herkes öğrenir, her öğrenci öğrenir ama herkes arkadaşlar, burada da altına çizdiğim gibi, farklı öğrenir. Anlaştık mı? Bu noktada hemfikir olalım. Herkes farklıdır, herkes farklı öğrenir. Mesela karşınızda bizim tek uzam eğitim kurumumuza, eğitim modelimize kayıtlı bir öğrenci var. İsmi Ayla. Ayla bizim eğitim analizlerimize girdi. Eminim birçoğunuz da analizimizi ya gördünüz, ya duydunuz, ya metini duydunuz, ya çözenler var, ya çözmek isteyenler var. Bizim özel eğitim analizlerimiz var arkadaşlar. Ve bu eğitim analizleriyle öğrenciye nasıl verimli ders çalışması gerektiğini öğretiyoruz. O yüzden şu an karşınızda Ayla'nın öğrenme yapısının karnesi, sonuçları var. Mesela ben buraya baktığımda benim birkaç tane değer dikkatimi çekiyor. Siz
size de şöyle dışarıya çıkıp objektif bir gözle bakmanızı istiyorum. Aile eğer sizin öğrenciniz olsaydı ya da siz aile olsaydınız, sizin sonuçlarınız böyle çıksaydı buradan ne çıkarırdınız arkadaşlar? Herkes bir baksın. Bir 5 saniye süre vereceğim. Herkesten yorum bekliyorum. Bu nasıl bir sonuç? Herkesten yanıt bekliyorum. Aklınıza ilk gelen şeyi yazabilirsiniz. Mesela bazı değerler kırmızı, bazıları yeşil, bazıları mavi. Neden? Neye göre? Kübra diyor ki bol tekrar yapmalı. Evet, neye dayanarak söyledi? Unutma hızının yüksek olduğunu gördü. Bak bu sonucu gördü, yapıştırdı yanıtı. Dedi ki hocam ailenin unutma hızı yüksek. Yani aile çabuk unutuyor. O yüzden bol tekrar yapmalı. Deniz diyor ki unutma hızı yüksek, öğrendiğini hemen unutuyor demek bu. Aynen öyle. Stres yapmamalı diyor Zehra. Doğru. Ne, bunu neye göre dedi? Stres seviyesinin yüksek olduğunu gördü. Ve dedi ki bu aileyi zarara uğratabilir. Ailenin stres yapmaması gerekiyor. Ali diyor ki kendini motive etmeli. Aynen öyle. Stresten kaynaklı verimli çalışamıyor olabilir diyor Yeldar. Çok doğru bir yere değindin. Şimdi ben bu sonuca baktığımda arkadaşlar şunu görüyorum. Aile bir kere görsel öğrenme yapısına daha sahip, zihni fotoğraf makinesi gibi çalışan bir zihin. Ama senin öğrenme yapın işitseldir, sen ona göre çalışırsın. Ayla'nınki işte Ayşe'ninki dokunsaldır, o ona göre çalışır. Ya da unutma hızı Ayla'nınki yüksektir, seninki düşüktür. Yani demem o ki arkadaşlar, bu analize giren bugüne kadar 1 milyonun üzerinde öğrenci oldu. Bak biz bu yıl 10. yılımızdayız. 10 yıldır bu analize her yıl binlerce öğrenci giriyor ve toplamda 1 milyonun üzerinde öğrenci girdi. Ve arkadaşlar bu 1 milyonun üzerinde giren tekil öğrenci, bireysel öğrencilerin hiçbirinin yanıtları birbiriyle aynı çıkmadı. Yani biri bir karnesi farklı. Demek oluyor ki sen ikiz de olsan, kardeş de olsan, yakın arkadaş da olsan, sınıf arkadaşı da olsan, aynı yıl, aynı eğitimi yıllarca, aynı süreklilikte alsan dahi senin öğrenme yapın herkesten farklı. O yüzden birinci kural ne? Kendini tanımalısın. Öğrenme yapını keşfedeceksin. Bunun dışında ikinci adıma geçemezsin. Kendini tanımadan bir program oluşturmamalısın arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Peki ben artık öğrenme yapımı ölçtüm. Bu analizlere girdim. Artık nasıl verimli ders çalışacağımı biliyorum. Evet, okey. Peki bu yeterli mi? Hayır. Senin bir kere bir seviyen var. Doğru değil mi? Şu ana kadar kimler çalışmaya başladı? Kimler sıfırdan başlıyor? Hadi herkes yazsın bakalım. Kimler sıfırdan başlıyor? Kimler yeni başlıyor? Kimler daha önce başladı? Sena Nur diyor ki çalışmaya başladım. Emine sıfırdan başlıyor. Tamam. Başka sıfırdan başlayanlar kimler? Kübra bir aydır çalışıyor. Daha önce başlayanlar var. Ekim'den beri çalışanlar var. Sıfırdan başlayanlar var. Daha bugün başlayanlar var. Bazı dersleri hatta bitirenler var. Çok güzel. Bak mesela İrem'in konuları bitti. O artık tekrar bir soru çözümünde. Daha önce bir ay başlayıp bıraktım hocam, yani sıfırdan başlayacağım diyor. Çalıştığım yerleri unuttuğum için tekrardan çalışacağım. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Şimdi sizin çalışan öğrenciler için de söylüyorum. Hiç çalışmaya başlamamış öğrencilerim için de söylüyorum. Şimdi sizin iyi ya da kötü 1 Temmuz'a kadar getirdiğiniz bir seviye var değil mi? Bakın sorumu çok iyi anlayın lütfen. Şimdi şu an 1 Temmuz'dayım. Sınav 1 Eylül'de. 62 gün var. Peki sen bugüne gelene kadar belirli bir puan alabiliyorsun değil mi? Bu 50 olur bak. Bu 60 olur. Bu 80 olur. Bir de bu 90 olur. Herkesin öğrenme yapısı farklı olduğu gibi seviyesi de farklı. Ama senin az ya da çok bir seviyen var. Peki bunu kimler biliyor? Kim ölçtü mesela? Hocam ben bugün sıfırdan başlıyorum ama ben seviyemi ölçtüm. Benim hedefime şu kadar uzaklığım varmış, kim diyebilir? Ölçen var mı? Çok güzel. Başka kimler ölçtü? Yani şu an ben sizi bugün gerçek bir sınava alsam arkadaşlar kaç puan alırsınız? Kaç puanlık seviyeniz var?
Nurcan hocam yol uzun. Deniz diyor ki 60 puan alırım. 40 alırım, 70 alırım. Belki 75. Zehra diyor ki 75-77. Güzel. Ama hedef kaç? Hedef hadi olsun buradaki öğrenci. Hadi 90 olsun. Şimdi arkadaşlar kendinizi tanımaktan kastım. Evet, öğrenme yapını, psikolojik yapını biliyorsun. Ama bir yandan da senin derslerdeki seviyelerini de bilmen lazım. Yani benim hedefim 90. Ben şu an neredeyim? 50'de olabilirim, 60'da, 70'de olabilirim. Bu yüzden seviyeni öğrenmek zorundasın. Eğer bugüne kadar herhangi bir konu bazlı, bak parantez içinde söylüyorum, genel bir denemeye girip ay hocam benim seviyem şuymuş buymuş, bu doğru değil. Ben az önce ne gösterdim? 65 tane konudan 65 tane ayrı seviyen var. 65'inde de ileri, 65'inde de geri olamazsın. Bazılarında iyisin, bazılarında ortasın, bazılarında kötüsün. O yüzden bizim sistemimizde arkadaşlar eğer kayıt olursanız, kayıt olduğunuzda konu bazlı 5 dersin 65 konusunun da tek tek seviyesi ölçülüyor. Yani seviye belirleme sınavına giriyorsunuz. Oradan çıkan sonucunuza göre biz sizin şu anda kaç puan alabileceğinizi hesaplıyoruz. Hedefin kaç puan olduğunu hesaplıyoruz. Aradaki eksik puan farkınızı hesaplıyoruz. Yani diyorum ki ben sana, Deniz senin hedefine 30 puan uzaklığın var. Ve bunun için önünde sadece 62 günün var. O yüzden gel kolları sıvayalım. 62 günde 30 puanı nereden kaybediyorsan o 30 puanı sana kazandıracak konuları programlayalım. Ve sen gel direkt onlara çalış desem. Daha iyi olmaz mı? Kendinizi güvende ve daha kontrollü hissetmez misiniz arkadaşlar? Değil mi? Arkadaşlar şu an birçoğunuzun yaşadığı eksiklik zaten şu değil mi? Bak yaz geldi. Evdesiniz biliyorum. Vaktiniz var biliyorum. Ailenizden destekleyenler var, desteklemeyen var biliyorum. Ama şu an bu seminerde olan öğrencilerin ben çalışma isteğinin az da olsa olduğunu biliyorum. Ama neden daha çok değil? Bu yüzden, çünkü sen bu masaya oturuyorsun ya. Ne yapacağını bilmiyorsun. Ben nereden başlayacağım? Ne çalışacağım? Ne kadar çalışacağım? İşte tarihe başlasam aman Allah'ım 5 ay tarih sürer. Matematiğe elimi atsam matematiğim zaten sıfır. Bak kendine yargıları yükle yükle yükle, sonra böyle duruyorsun masanın başına. YouTube'dan birkaç video izle. Ay yoruldum, al çayını, al kahveni, git balkona saatlerce ya da al eline telefonu. Dikkatini dağıtıyorsun mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani başarısızlığın temel şeyi bu zaten. Sebebi bu. Ama ben sana desem ki bak senin reçeten bu arkadaşım. Eksikliklerin bunlar. Gel bunları birlikte kapatıyoruz. Herkes der ki tamam hocam, tamam hocam. Ki bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz bu yönde zaten çok şanslılar. Çünkü biz onları gereksiz konularda, bildikleri konularda, az sorunun geldiği konularda oyalamıyoruz. Bu öğrencinin zamana ihtiyacı var. Zamanı az. O yüzden az olan ve kıymetli olan zamanı önemli olan konularla birleştirip istediği sonuca ulaşmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Peki şimdi geldim. Sizin 65 konuda 5 derste tek tek seviyeniz ölçüldü diyelim ki sen bu seviye belirleme sınavlarına girdin. Buna göre her derste seviyen farklı olduğu için yapacağın çalışma da farklı. Mesela kimlerin içimizde, kimlerin matematikte seviyesi 0 ya da 1. level'da hiçbir şey kimler bilmiyor? Ben. Laf aramızda ben de. Ben sözelciyim arkadaşlar zaten. Okul öncesi öğretmeniyim dedim. Ben de siz derim yani. Benim de matematiğim yok. Konu çalışıyorum ama soru çözemiyorum. Zehra hocam bu o kadar klişe bir cümle ki bak. Gerçekten günde belki de 20 öğrenciyle görüşüyorsam 15'i bunu söylüyor. Hocam ben çok çalışıyorum, netlerim artmıyor. Hocam konu dinliyorum ama soru bankasından çözüyorum. Bu yüzden seviyene uygun çalışmadığın için. Peki şu tabloya bir bakalım. Hatta ben sizin yerinizde olsam bu ekran kaydını, screenshot'ını alırım. Neden? Çünkü size göre seviye ikiye ayrılıyor ya arkadaşlar. Genelde öğrenciler şunu biliyor. İyi kötü. Ya iyiyimdir ya kötüyümdür. Yani öğrenciye göre orta yok.
Öğrenciye göre temel yok. Öğrenciye göre iyinin daha iyisi yok. Ya da diğer kurumlara göre. İkiye bölüyor. Diyor ki konu çalıştırırım, soru çözerim. Konu, soru, konu, soru. Zannediyor ki öğrenci böyle çalıştın da öğrenecek. Hayır arkadaşlar. Biz öğrenmeyi parçalıyoruz. Öğrenme adım, 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 adım. Zor bir süreç. Öğrenmek dediğin şey en sonda gelen bir şey. Yani o süreci başarılı götürmezsen sonuçta öğrenmen mümkün değil. O yüzden biz aşamalı öğrenme modeline uygun bir şekilde öğrenmeyi 5 aşamaya böldük ve her öğrenci bu 5 seviyeden birine sahip, hangisine sahipse seviyesine uygun çalışmaya geliyor ve bizimle yapıyor nasıl? Şimdi matematikte ben sıfırım diyenler az önce parmak kaldırdı. Bayağı 15-20 kişi benim hiç netim yok dedi. Temel seviyedeysen matematikte biz sana şunu demiyoruz. Cihan senin zamanın az. Matematikte de sıfırmışsın. Gel seni sayısal mantık dersini alalım demiyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Cihan matematikte temeli olmadığı için ben onu sayısal mantık dersine de alsam ya da geometri dersine de alsam ya da problemler dersine de alsam zaten yapamayacak ki. Arkadaşlar temeli kuvvetlendirmeden dördüncü kata bir inşaat yapabilir misin? Temelin yok. Ama dördüncü kattan başlamak istiyorsun. Bu sizce mümkün mü? Gerçekten bu sizce mümkün mü? Bence değil arkadaşlar. O yüzden bak senin iyi olduğun bir konun vardır. Yani sen tarihte ileri seviyedesindir. Evet tarihte gidip yeniden konu çalışmana gerek yok. Ama sen coğrafyada orta seviyedesindir. Orta seviyede mesela ne yazmışım? Ben tekrar yap yazmışım. Ama matematikte temel seviyedeysen gidip ön hazırlık yapacaksın. Bunun kaidesi ve kuralı bu. Ha bir öğrenci seviyesini ölçemiyor. Seviyesine göre nasıl, hangi yöntemle ders çalışması gerektiğini zaten bilmiyor. Ki bize de zaten bu yüzden ihtiyaç duyuyor arkadaşlar öğrenciler. Çünkü bizim eğitimlerimize kayıtlı olan ön lisans grubu öğrencilerimizde biz onların seviyesini ölçtüğümüzde seviyesine göre hangi konuda hangi çalışmayı yapacağını önüne program olarak getiriyoruz. Öğrencinin aklı karışmadan diyor ki aa ben problemlerden ön hazırlık yapacakmışım. Gidiyor tıklıyor ön hazırlığını yapıyor ikinci aşamaya gidiyor. Aynen öyle Zehra Hocam. Temeli olmadan başlayamaz. Olcay Hocam, Ceylan Hocam, ücretle alakalı bilgi aktaracağım. Seminerin sonunda özel bir indirim kodum var. %60'a yakın bir indirim kodu. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Şu an ücret önceliğimizde değil. Şu an ben sizin nasıl başarılı olacağınızı anlatıyorum. O yüzden diyorum bak illa kayıt olmanız gerekmiyor. Al ekran kaydını. Yani bunu tek başına yapamıyor bir öğrenci. Çünkü bunun için bir sistem, bir koç, bir denetim lazım. Tek başımıza bunun hem uygulayıcısı hem planlayıcısı olamayız arkadaşlar. Öğrenci öğrencidir. Koç koçtur ya da yapay zeka yapay zekadır. Öğretmen öğretmendir. Herkesin bir rolü var. Aktif bir rolü var. Öyle düşünün. Kayıt için Deniz'cim bilgi aktaracağım. Eğer herkes ekran kaydı aldıysa arkadaşlar geliyorum diğer soruma. Bu soruyu çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü bu soru benim verdiğim bilgileri tam olarak pekiştiriyor. Her öğrencinin zihninde. O yüzden şimdi size de soracağım. Şimdi biz çalışma türlerine göre programımızı yaptık, eklemeler yaptık. Evet ama zaman az ya şu an 62 gün var ya. Bir strateji yapmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani bu stratejiyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü 247 konu belki hepsini yetiştiremeyeceğim. Buna göre strateji yapmanız gerekse iki tane konuyu ele aldım. Önemli ve zor konu. Biri matematikten problemler, biri Türkçeden paragraf ve lütfen ikisinin de altındaki değerleri bir 10-15 saniye incelemenizi istiyorum. Herkes bir baksın, kendince zihninde bir yoruma ulaşacak zaten. Bakalım aynı yerden bakıyor muyuz? Şimdi arkadaşlar eğer bir konuyu çalışmanız gerekseydi bu konu hangi konu olurdu? Matematikten problemler mi? Türkçeden paragraf mı? Altını da açıyorum. Problemler toplam sınavdaki konu puanı 6.91. Ve yapacağım çalışma konu anlatımı. Az önceki tabloya göre konu anlatımını kim çalışırdı? Hemen bir beyin fırtınası.
Konu anlatımını hangi seviyedeki öğrenci yapıyordu? Konu anlatımını. Kimlerin hafızası kuvvetli? Evet Deniz'ciğim, tebrik ediyorum. Bak, demek ki ben matematik problemlerde birinci basamaktayım, konu anlatım basamağındayım, başlangıçtayım. Bu yüzden tam 718 dakika çalışacağım. Karşılığında ne alacağım? 6.91 puanı aldım, cebime koydum. İkinci varyasyona gidiyorum. Türkçe paragraflarda ben tekrar yapmalıymışım. Tekrarı kim yapardı? Hangi seviye yapardı? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Canan. Kimlerin hafızası kuvvetli? Bak bir yandan da onu ölçüyorum arkadaşlar. Evet, orta seviye. Bak ben Türkçe paragrafta orta seviyede olduğum için 106 dakika çalışacağım. 7.5, 7.5 puan alacağım. Yani buna göre hangi konuyu çalışmam daha karlı? Hangi konu? Tabii ki de Türkçe. Kifayet hocam. Harikasın. Yelda hocam, Afşin hocam, harikasın. Peki, ben burada iki konudan örnek verdim ama bunun gibi 65 konu var arkadaşlar. Peki siz bu diğer konuların önem puanı nedir biliyor musunuz? Ya da kaç dakika çalışma süresi var? Ya da sen o konuda hangi seviyedesin? Mesela hangi konuda konu anlatımı çalışacaksın? Hangisinde soru çözeceksin? Hangisinde tekrar yapacaksın? Bilmiyorsun. İşte bizim yapay zeka sistemimiz bunu biliyor. Hatta Kübra hocam dedi ya, hocam o da sizin ayıbınız. Nasıl bilmezsiniz dedi. Kübra hocam, yeniden açıklayayım. Bunu bir insanın bilmesi, bütün konularda bilmesi mümkün değil. Yani ben yılların öğretmeniyim, yılların öğrenci koçuyum. Ama ben bunları aklımda tutamam. Bu bir insan zihnine uygun bir şey değil. Yani 247 tane konuyu nasıl aklımda tutayım? Ve buna gerek yok. Bunu ancak bir sistem aklımda tutar ve beni yönlendirir. Ben de uyum sağlarım. Başarı ancak böyle gelir. Aynen öyle. Psikopatlık gerçekten de öyle. İşte bizim sistemimizde ya kayıt olursanız arkadaşlar, problemler ve paragrafta çıkardığımız bu tablo gibi diğer sorumlu olduğunuz bütün konularda kaç dakika çalışacaksın, kaç puan alacaksın, o konuda hangi çalışmayı yapacaksın, hepsini senin karşına getirecek, programını yapacak. Sen sadece öğrencisin ya, tık 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 gireceksin, çalışmanı yapacaksın, bitti. Şimdi geliyorum ikinci soruma. Bu bir pekiştirme sorusudur. Eğer hazırsanız pekiştirme sorum başlıyor. Sadece bir konuyu seçmeniz gerekseydi arkadaşlar, hangi konuya çalışırdınız ve neden o konuya çalışırdınız? Türkçe'de paragrafın anlatım biçimleri mi? Türkçe'de paragrafın yapısı mı ve neden? Bak, hangi konu, neden? Herkesten yanıt bekliyorum. Bakalım kimler doğru bilecek. Bir denklem yapman gerekebilir. Şimdi sesli düşünüyorum. Ben öğrenci olsam, önüme böyle iki tane grafik geldi. İkisi de benim sorumlu olduğum dersler. İkisini de seviyorum. Türkçeyi de seviyorum. Zaten sözelciyim. Bakıyorum paragrafın anlatım biçimlerinde 77 dakika diyor. Tamam, 77 dakika. Karşılığında bakıyorum 0.84. Yani bir puan bile değil bak. Bir puan bile değil, ben neredeyse 1,5 saat vereceğim. Direkt üzerine çizgiyi çekerim. Alta geliyorum, paragrafın yapısı diyor. 42 dakika diyor bak, 42 dakika. Önem puanı 3.34. Wow derim, hemen bu konuya yapışırım. Bu konuyu var ya hatmederim. O 3.34 puan almak için 42 dakikamı dolu dolu geçiririm. Yeter ki tam olarak öğreneyim. Aynen öyle. Yani yapay zekanın mantığı neymiş arkadaşlar? Gülşen hocam, ağzına sağlık, eline sağlık, lafı tam ağzımdan aldın. Kısa sürede daha çok puan alabilirsin. Biz bunu hesapladık ve sana hani 62 gün az hocam, nasıl olacak hocam, sıfırım hocam, seminerin başında bahsettim ya, böyle diyorsunuz. Genelde rakipleriniz bundan muzdaripler dedim ya, işte bu sistem sizin muzdaripliğinizi gideriyor. Çünkü zaman az mı? Okey, zaman azsa kısa süre çalışacaksın, çok puan alacaksın, konuları çat 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 sana sıralayıp sen o konuları çalış ve sınava gir, 85 al. Mantık zaten bu değil mi?
Aynen öyle. Yani Deniz Hocam, bu sisteme zaten tam son aylarda ihtiyaç var. Dönem başındayken evet yine gel kayıt ol. Yine faydasını görürsün ama hepsine çalışırsın. Şu an kritik dönemdeyken gidip dershane, YouTube, başka bir kurum, kendin çalışma, bu toplara girersen işin içinden net söylüyorum. İnanın arkadaşlar, samimiyetime güvenebilirsiniz. Çıkamazsınız ve birçok konumuzda yarım kalır. Evet. Rojda hocam tutarı çok uygun. Bak inan ki atandığında alacağın bir aylık maaşı düşün. Bize vereceğin 2 aylık ücreti düşün. Karşılaştırdığında inan hiçbir şey diyeceksin. Ücreti zaten ileteceğim. Dediğim gibi şu an konumuz ücret değil. Şu an ücreti hiç şey yapmayın kendinize. Özlem hocam, neden kendini kötü hissederdin ki? Sen önemli konuyu çalışıyorsun. Senin vaktin yok. Ben de çok isterim. Bak keşke dönem başında gelip bize Eylül'de kayıt olsaydınız hepiniz. Gelip Ekim'de, hadi Ocak'ta bile kayıt olsaydım ben sana bütün konuları çalıştırırdım. Yapay zekanın ağzından söylüyorum bunu. Ama şu an sen diyorsun ki hocam bu sınav 2 yılda bir yapılıyor. Bakın bu çok kritik bir şey. Şu an bakanlıkların açıklamaları zaten talihsiz. Tasarruf da oydu buydu. Öğrenciler direkt down oldu, düştüler. Sen bu krizi fırsata çevireceksin. Çünkü unutma, her krizin bir kazananı vardır. Her krizi fırsata çeviren kişiler vardır ve onlar kazanır arkadaşlar. Bu her yerde böyle. Sadece sınavda değil. Her olumsuz durumda kendini ön plana çıkaran kişiler, durumlar vardır. Ben istiyorum ki şu an böyle talihsiz bir süreç, hazır sınavına 2 ay var ve sen vazgeçmeyeceksin. O vazgeçenlerden değil, kazananlardan olacaksın. Ben bunu istiyorum. Pes etmeyin kesinlikle. Ve arkadaşlar şunu net söylüyorum. Bak Deniz Hocam, lafı ağzımdan aldın, güzel bir yere değindim. Benim görüştüğüm, daha kayıt olmayan, hani bilgi almak için görüştüğüm öğrencilerin çoğu hocam ben bıraktım diyor. Bak giren sayısı da belki düşecek. Bu senin için avantaj. Rakip ne kadar yüksek olursa o kadar zor olur. Rakip az olacak. Onlar vazgeçiyor. Onlar senin rakibin değil. Unutma. Zararın neresinden dönsek kârdır. Ve lütfen şimdi birazdan yapay zeka sisteminden birlikte bir ders çalışma programı oluşturacağız. Ama program oluşturmadan önce size birkaç tane uyarım olacak. Çok dikkat edin. Bize kayıt olsanız da olmasanız da bu vereceğim bilgiler çok önemli, çok kıymetli. Arkadaşlar program kendinize özel olmalı. Bir başkasına ait programı kesinlikle kopyalamayın. Kesinlikle o programı uygulamayın. Çünkü siz teksiniz, biriciksiniz ve özelsiniz. Başkasına derece bile yaptırsa senin için vasat sonu çıkarabilir. Sen kendine özel bir programla hazırlanacaksın. İki, çalışırken arkadaşlar şöyle diyen bir tayfa var ya, hocam matematik sevmiyorum, çalışmayacağım. Matematik dediğin şey sınavın dörtte biri, %25'i. Nasıl çalışmayacaksın? Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Özlem hocam zaten bütün konuları çalışacaksın ama zamanı daha çok sorunun geldiği konulara ayıracaksın. Senin sisteminde kayıt olduğunda A'dan Z'ye bütün 400 saatlik konuların hepsinin detaylı anlatımı, soru çözümü, denemesi kampı olacak. Ama senin ayırdığın sürenin çok büyük bir kısmı önemli olan konulara ayrılacak. Diğerlerini zaten çalışmadan zor konuya geçemezsin. Bu mantıksız olur. O yüzden ders atlamıyoruz, ders seçmiyoruz arkadaşlar. Bakın konu önceliklendirilebilir ama hiçbir derste atlama gibi bir lüksünüz yok. Bütün dersler çalışılacak. 5 ders mi var? 5'ine de göz atmak zorundasın. 5'inde de belirli bir netin üzerine çıkmak zorundasın. Eğer hedefin 90 puan, 85 puan almaksa. Ramazan hocam, şimdi ücret kısmına geleceğim. Önce ders çalışma programını hazırlayacağız. Sonra ücrete geleceğim. Kal seminerde. Ve lütfen arkadaşlar, belirli periyotlarda, şu an sınava 8 hafta var, tekrar etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü unutmayın ki tekrar bilginin sigortasıdır. Yani tekrar edilmeyen her bilgi unutulmaya mahkumdur. Ama şu da bir gerçek, her öğrencinin unutma hızı birbirinden farklı olduğu için önce bizim eğitim analizlerimizde unutma hızını ölçeceksin. Sonra kaç günde bir unutuyorsan o kadar günde bir yapay zeka sana zaten otomatik tekrarını yaptıracak. Yani tekrarla da uğraşmayacaksın. Emine hocam, WhatsApp'tan yazabilirsin bize. Şu an akışımızda ücret yok. Şu an akışımızda program var. Üzgünüm.
Şu anda arkadaşlar. Ha bu arada başvurular başladı, haberiniz var değil mi? Aman sakın kaçırmayın, yarın da son günü. 13 Haziran'da başladı, 2 Temmuz'da son günü. Binlerce rakibini geride bırakmak için hala vaktin var. Şimdi ders çalışma programımıza geliyoruz arkadaşlar. Hazırsanız, ben de çok heyecanlandım. Şimdi burası bizim sayfamız diye arkadaşlar. Bakın seminere girerken biz size bir kullanıcı adı ve şifre iletmiştik. Zaten SMS olarak üye olduğunuzda gelmişti. O bilgileri yazacaksınız. Mesela benimki şu. Lütfen özellikle şeyi, ekranı çok dikkatli izleyin. Çünkü bu seminere katılan herkesin bir kere yapay zekadan ders çalışma programı hakkı olacak. Bu benim size hediyem olacak arkadaşlar. Minik bir risk gibi düşünün. Sistemi deneyimletmek istiyorum. Ha kayıt olmak istersiniz, kaydınızı alırız. Sistemi deneyimledikten sonra kayıt olmak istersiniz. Hepsine saygım var. Ama bütün bu anlattığım her şey bu sistemin içinde. O yüzden sisteme birlikte girelim. Bakalım istiyorum. Hatta seminer bittikten sonra siz kendiniz de girin. Bu bahsettiğim analizleri, sınavları çözün, inceleyin. Kendinize örnek bir kerelik program hazırlama hakkınız var. Anlaştık mı? Şimdi ne demek Cihan Hocam? Ben teşekkür ediyorum. İnanın her şey sizin için arkadaşlar. Biz bu sistemi de sizin için kurduk zaten. Kıymetli öğrencilerimiz için. Bir eğitim kurumu başkanı ister ki? Şimdi burası benim kendi öğrenci panelim. Yani burada sizin adınız soyadınız yazıyor zaten, öyle çıkacak. Burası örnek bir alan olduğu için ben ön lisans derece kadro dedim. Çünkü bu kadar istekli bir kitleyle karşılaşacağımı zaten biliyordum arkadaşlar. Buraya girdiğimde hani seminerin başında Ayla'dan bahsettim ya, bizim eğitimlerimize kayıtlı. Ayla eğitim analizlerimizi çözdü. Onun sonuçları çıktı. Siz de kendi sonuçlarınızı görebilirsiniz eğer analizlerimizi yapmadıysanız dedim. Burası bakın sağ üst köşede saatin yanında bir zil var. Zilin üstünde 8 yazıyor. Oraya tıkladığınızda, eğitim analizine tıkladığınızda arkadaşlar karşınıza patenti bize ait olan, sizin bütün öğrenme yapınızı ve psikolojik yapınızı ölçen eğitim analizimiz çıkıyor. Buradan teste başla diyerek testini çözüyorsun. Anlaştık mı? Bu senin birinci görevin. İkinci görevin, kayıt olduktan sonra eğer bu sistemi satın alırsan, kayıt alırsan biz senin 5 dersin, 65 konusunun, 247 alt konusunun hangi konuda, hangi seviyede olduğunu ölçmek için özel seviye ölçüm sınavları hazırladık burada. Bunların içinde yüzlerce soru var. Böyle ders olarak bakıp geçmeyin lütfen. Sınavı başlat deyip sınavlarını çözüyorsun. Bu aşama kayıt olduktan sonra analizi kayıt olmadan çözebilirsin. O benim size hediyem. Geliyorum üçüncü aşamaya, çalışma takvimi. Şimdi ne dedim ben? Program kişiye özel olmalı dedim. Seviyeye özel olmalı dedim. Kişinin günlük sorumluluklarına özel olmalı. Öğrenme yapısına özel olmalı. Kalan süreye özel olmalı. Yani program merkezde kişiyi almalı. Ki merkezde kişi, program onun çevresinde dönmeli. İşte biz bunu yaptık arkadaşlar. Buradan çalışma programına geldiğinizde, çalışma takvimine geldiğinizde karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bak burası yapay zekanın ön yüzü. Buraya tıkladığında program derslerini seç diyeceksin. Eğitim seçinizde tek SGYGK'yı seçeceksin ve bak burada bütün senin sorumlu olduğun dersler. Üzerine tıkla ve sola doğru kaydır. Ben şu an kendime ön lisans için örnek bir program hazırlayacağım. Siz de seminerden sonra kendinizi hazırlayın. Kaydet dedim. Şimdi asıl can alıcı nokta arkadaşlar. Bakın her birinizin sorumluluğu farklı ya. Yapay zeka kişinin günlük saatlerine, sorumluluklarına göre program hazırlıyor. O yüzden günde kaç saat çalışacağınızı, hangi derse kaçta başlayacağınızı, ne kadar süre mola vereceğinizi hepsini siz aslında startı veriyorsunuz. Yapay zeka buna göre karar veriyor. Mesela ben şu an çalışan biriyim. Diyelim ki sınava ben giriyorum. Hafta içi çalışıyorum, tamam mı? Akşam 7'de oturabilirim. Bak hafta içini seçtim. Başlama saatine 19 yazdım. Bitiş saatine de gece 12'ye kadar çalışabilirim. Ekle dedim. Bir de hafta sonum var. Hafta sonu evdeyim. Tabii ki de daha çok çalışacağım mantıksal baktığımda.
Hafta sonuna geliyorum. Saat 11'de başlayayım sabah. Akşam 8'e kadar. Zaten molalarımı vereceğin için herhangi bir mola eklemiyorum farkındaysanız. Programımı şu anda oluşturuyorum bak. Program oluştururken molalarım, işleyeceğim konular, konulardaki seviyem, bunu tabii ki ne zaman yapıyorum? Analizimi çözdüm. Seviye belirleme sınavlarımı çözdüm. Artık yapay zeka sistemi beni tanıyor. Çalışma salonuna git dedim. Bakın karşımda bir hafta boyunca haftalık ödevlerim var bak gördün mü? Bir hafta boyunca yapacağım bütün çalışmalar var. Matematikteki seviyem sıfır olduğu için beni direkt doğal sayılardan başlattı. Sözcükte anlamla başlattı. Bak az önce bir tablo göstermiştim ya paragraf ve problemler için. Burada bütün konularda bak konu puanı kaç? 0.21. Konu puanı kaç? 0.10, 0.28. Bunlar alt konulara kadar hepsi var. Gördünüz mü? Bunlar benim bir hafta boyunca önümde olan çalışmam gereken konular. Yani biz size haftalık rotanızı zaten veriyoruz. Geldin burada. Kampüse tıklıyorsun, video derslere gidiyorsun. Diyelim ki burada cümlede anlamda sana konu anlatımı mı çalış dedi. Gel buraya. Türkçe dersi. Tekrardan merhabalar. Buradan konunu çalıştın. Yeniden gidiyorsun ve çalışmayı tamamladım diyorsun. Yani senin bütün eğitimin de burada, programın da burada. Programa bakıp ne çalışacağını gösteriyor sana. Gittin çalıştın ya geldim buradan bak Türkçe sözcükte anlamı çalıştım. Çalışmayı tamamladım diyorsun. Bu kadar. Ve bunu bir hafta sonuna kadar yani haftayı bugüne kadar bütün buradaki konuları bitirmen gerekiyor. Kesinlikle bak Denizciğim çok basit çünkü biz öğrenci gözüyle baktık. Yani dedik ki ben bir öğrenci olsam her şey önüme hazır gelsin isterim. Yani ben gidip dersi oradan buradan izlemek istemem. Ben bu sistemi satın aldıysam dersi de içinde olsun. Notu da olsun, kampı da olsun, konusu da olsun, her şey olsun. Ama en önemlisi benim elimde bir harita olsun. Bak bu benim haritam. Bu benim haritam. Türkiye'nin coğrafi özellikleri. Gel kampüse. Gir video derslere. Coğrafya mı çalış diyor sana? Aç coğrafyayı. Dağları, Menteşe, aman olsun. Mustafa hocam birden fazla dersi anlatan Eşiniz. hocamız var. En az 3 farklı Olmaz değil hocayı izleyebiliyorsun. Biz Bak. bunlara ne kulağı diyoruz Karşında deriz. coğrafya. Bunu çalıştın mı Kıyıda arkadaşım güzelce? olmaz. Bitti mi Ya. bu? Gel gönül rahatlığıyla de ki ben bunu çalıştım. Çalışmayı tamamladım de. Bitti. Ve hatta arkadaşlar yapay zeka sizin o çalışmayı tamamladım demenize de bakmıyor. Tamamladım ve o konu bitti ya. Senin karşına check-up getiriyor bak. Kampüste online sınavlarda yani şöyle değil biz sizin ay derse giriverdim işte çalıştım sonra da çıktım değil o konuyu öğrenmek zorundasın. Bak ben sana check-up arıyorum. Burada kayıt olduğunda karşında diyelim matematiğin problemler konusunu mu bitirdin? Burada o konuyu bitirince senin karşına check-up getiriyor. Onu tamamlayınca sıradaki konuya geçebiliyorsun. Ali hocam şu an yaptığım program sen şeye mi kayıtlısın? Lisansa mı kayıtlısın? Anlamadım. 2 hafta yok şu an ön lisansa. 8 hafta var. Eğer lisansa kayıtlıysan lisans için WhatsApp'tan yazabilirsin. Bir bakmamız gerekiyor sistemine. Yani arkadaşlar bak bu kadar basit bir süreç. Yani senin çalışma salonunda her şeyin direkt karşında bunları tamamlıyorsun. Bak tamamladıkça da tamamlanan çalışmalarım kısmına doğru gidiyor. Dinleyebilirsin Rukiye hocam. Adaşım, güzel adaşım. Tabii ki dinleyebilirsin ve sadece bununla mı yetindik arkadaşlar? Hayır. Evet
Evet Ali hocam, lisans sınavından sonra düzenlenecektir. Bak burada senin hocalarının bütün notları var. Bak. Dijital kaynakların, yani dışarıdan bir kaynağa da ihtiyacın yok. Kübra hocam, eğer sen gittin mesela başka bir öğretmenden dinledin, hiç sorun değil. Şu program kısmı var ya, yeter ki o konuyu çalıştın mı? Gelip oraya tamamladım diyorsun, bitti. Diyelim ki bunu ben gittim, X hocasından dinledim, tamamladım diyeceğim. Zaten beni çete bağlayacak ya. Hani ben fake'den tamamladım deme gibi bir hakkım yok. Çünkü sınava gireceğim zaten o konu bittiğinde. Hani burada A'dan da çalışsam, B'den de çalışsam benim amacım ne? Sana o konuyu öğretmek. O yüzden şu an hali hazırda dershaneye de gidiyorsanız bu sistemi satın alın arkadaşlar. Destek almıyorsanız da alın. Yani çünkü kalan 8 hafta ve senin Allah korusun 26'ya belki kalacak hayallerin. Belki de bu yıl ulaşacaksın ki ben istiyorum bu yıl ulaş. Bu sistem sana yani şurada bütün konuların önem puanını, kaç dakika çalışacağını, her şeyi karşına getiren bir sistem ve 8 haftaya böldü. Bu hafta bunları bitireceksin, haftaya bunları 8 haftada sana bütün müfredatı bitirtiyor. Vaadi bu. Çok çok güzel bir sistem. Kesinlikle öyle. Ve sadece bununla da yetinmiyor arkadaşlar. Size haftalık olarak yapay zeka sistemi karne çıkarıyor. Mesela bu hafta senin verimliliğin yüzde kaç? Çalışma oranın yüzde kaç? Öğrenme oranın yüzde kaç? Sen şunu demedin. Yani sen şu şekilde ben çalıştım ya da yarısını çalışırım, yarısını çalışmam, geçerim değil. O haftaki sorumluluğunu o hafta içinde yapmak zorundasın. Hadi en kötü ihtimali düşünüyorum. Oldu ki bir işin çıktı, sağlık sorunu odur budur. Allah göstermesin. Böyle bir durum olsa da bu hafta yapmadığın çalışmaları burada gösteriyor. Diyor ki senin çalışma oranın düşük. O yüzden bu hafta çalışamadığın 3 konuyu aldım, önümüzdeki haftaya gönderdim. Yani siz zaten sistemi daha detaylı incelersiniz arkadaşlar. Çok sordunuz. Ücretle alakalı hemen bilgi vereyim. Bu yıl sizin yılınız olacak. Ertelemeyeceksiniz. Bu sistemle verimli çalışacaksınız. Kesinlikle kendi seviyenize göre, öğrenme yapınıza göre bir çalışma yapacaksınız. Riske atmayacaksınız ve bu yıl siz de atanacaksınız. Arkadaşlar şu an normalde bu ön lisans kursumuzun sayfadaki ücreti 4.999 liraydı. Yani 5.000 TL'ydi. Şu an bu seminere özel, bu seminerden sonra kayıt olmaya karar veren bütün öğrencilerim %60, bak yarısından bile daha az, %60 indirimle birlikte arkadaşlar 2.000 TL'ye kayıt olacak. 2.000 ne 2.500'ü Deniz Hocam? Ay keşke 2.500 mi deseydim acaba? 2.000 arkadaşlar, kalan 2 aylık bütün sürecin bir kere ödüyorsun sınava kadar, yıl sonunda kampın, Türkiye geneli deneme sınavın, ders notların, canlı derslerin, haftanın 3 günü canlı ders var. Öğretmenlerine canlı canlı derslere girip soru sorabilirsin. Bu derslerin videolarını izleyebilirsin. En önemli seni kazandıracak bireysel ders çalışma programın yapay zeka sisteminden faydalanacaksınız arkadaşlar. Bu sistem iddialı söylüyorum, patenti çünkü bizde başka hiçbir yerde yok. Berat Hocam bence çok uygun. Özlem Hocam şu an bu indirim bu seminere özel. Üzgünüm, bu seminere özel. Şu an hemen kayıt olan öğrenciler 2.000 liraya kayıt olacak. Mustafa Hocam 1.500 olmaz. 2.000. Yani yardımcı olurum ama toplu kayıt olursanız belki düşürebilirim. Fiyatımız şu an 2.000 arkadaşlar. Hemen bu seminerden sonra kayıt olursanız 2.000. Bak daha geçen hafta kayıt olan öğrencilerin neler yazdığına baktınız mı? 3.000'e kayıt oldum diyor, 4.000'e kayıt oldum diyor. Çünkü bu tutarı ilk kez düşürüyorum. O da sadece şu an bu seminere özel. Evet, çok normal. Normal tutarları zaten oydur ki hocam. O yüzden sistem yöneticimden bu şu an bu %60'lık indirimi kullanıp hemen kayıt olmak isteyen, hemen sınava 62 gün kala çalışmalarına başlamak isteyen öğrencilerime özel linki paylaşmasını istiyorum. Sistem yöneticim. Kifayet Hocam, ilettiğim linke tıkla. Deniz Hocam tıkla.
Arkadaşlar ben bu linkten seminerde olduğunuzu anlayacağım için linke tıklamayanlar site tutarından kayıt olacak, bilginiz olsun. İndirimi linke tıklayanlar yapacak. Ceylan hocam eğer 10 kişi bulursam 1500 liradan veririm. Ceylan hocam 10 kişi bulursa, 10 kişi toplu kayıt olursanız 1500'den 10 kişiye hemen vereceğim. Tamam Ceylan hocam kursun grubu. Biriniz grubu kurun. 10 kişi dediniz mi bana? 10 tane isim verin kayıt olacak. 10 kişinin kaydını 1500'den alacağım. Bakalım 10 kişi bulursanız eğer, hatta WhatsApp'tan da şey yazın arkadaşlar. Ben toplu kayıtlayım diye yazın. Tuğba hocam 1500 TL dedi, ben oradan ayrıştıracağım. Şimdi seminer bitti ya, hemen yerime geçeceğim. Ben ve diğer öğrenci koçlarım var arkadaşlar benim gibi. Hepimiz arayacağız, hemen kaydınızı alacağız. Çünkü bu akşam dersiniz var. Bu akşam direkt dersi alacağım ben size. Biriniz organize edin, Mustafa hocam ya da Ceylan hocam, Deniz hocam. Bir de artı koymaktan da ziyade linke tıklamayı unutmamanız lazım. Ben linkten numaralarınızı göreceğim. Linke tıklayın, ben toplu kayıttan kayıt olmak istiyorum deyin. Eğer toplu kayıtta 10 kişiye varırsa o grup, o 10 kişiye özel 1500 liradan vereceğim. Evet, Deniz hocamın dediği gibi toplu kayıttan kaydolacağız. Yazın ki ben öyle anlayayım. Bugün kaydolmamız lazım arkadaşlar. Bugün hemen akşam 7'ye kadar kaydolmanız lazım. Akşam 7'de dersiniz var. Ben hemen o derse sizi alacağım. Anlaştık mı? Tamam. Kartınızı falan hazırlayın. Vallahi vaktimiz yok. 7'de derse alacağım sizi. 7'ye kadar yazan herkesin kaydını alacağız. Ben de arayacağım. Diğer öğrenci koçlarım da arayacak. Bu toplu kayıttan yazanlar bu linke tıklayacaklar. Kayıt olmak isteyen herkes linke tıklasın. Deniz hocam diyor ki yan çizmeyin, 10 kişiden fazla olduk, hakkını helal etmem. Meti hocam linke tıkla. Linke de şunu yazacaksınız. Ben toplu kayıttan kayıt olmak istiyorum. Toplu kayıttan faydalanmak istiyorum. Hocam bunu çete değil linke yazın, WhatsApp'a yazın, tamam mı? Bu akşam dersiniz var. Haftanın 3 günü canlı ders var arkadaşlar. Pazartesi, cuma, pazar. Bak bunun üstüne bir de canlı ders de veriyorum. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Daha başlamadı. Canan hocam onlar 15 Temmuz'dan sonra başlayacak. Ne demek? Canan hocam sen kayıtlı öğrencimiz miydin? Kayıtlı öğrencilerimizin rehberlik uzmanlarımızla seminerler oluyor. Bu bir bilgilendirme semineriydi. Bugün matematik dersi var. Tamam yazdık mı? O zaman kıymetli öğrencilerim, bana sorularınız varsa sorabilirsiniz her şeyle ilgili. Ben de yapacağım Ayşenur hocam. Benim yetişemediğim yerde diğer öğrenci koçlarım da yapacak. İzleyebilirsiniz. Tabii bütün dersler kayıt altına alınıyor öğrencilerim. Evet daha önce kayıt olanlar, onlar kayıtlı öğrenci seminerine katılmalıydı. Bu kayıtlı öğrenci semineri değil. Herkese geldiği için. Olsun hocam. Tanışmış olduk. Fena mı oldu? Aynen öyle. O zaman arkadaşlar son kez linkimi iletiyorum. Linke tıklamayan indirimden faydalanamayacak, toplu kayıttan yazıyorum diyenler 1500, yazmayanlar, normal gelenler 2000 TL'ye kayıt olacak. Haberiniz olsun kıymetli öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok mutlu oldum. Çok keyifli bir seminerdi. Gerçekten iyi ki tanıdım sizi. Ben dönüş yapacağım. Linke tıklayan herkese dönüş yapacağız arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakınız. Dostça kalınız. Hoşça kalınız. Esen kalınız arkadaşlar. Hepinize kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Mustafa hocam sen çok yaşa, gerçekten güzel bir akım başlattın. Önce senin kaydını alacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum.